Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik üçgende merkezler konu anlatımına. Önemli bir konudur. Bu sene üniversite sınavında sorulacak bir konudur arkadaşlarım. İyi dinleyiniz, güzel öğreniriz lütfen. Şimdi başlayalım. Önce şu merkezler nedir, bunu bir öğrenelim. Üçgende merkezler deyince hani sorduğumuzda ilk akla gelen merkez ağırlık merkezidir dostlarım. Herkes ismini bilir. Lütfen ne olduğunu da biliniz tabii ki bunun. Kenar ortayların kesim noktasıymış dostlar. Üçgenin 3 tane kenar ortayı var. Bunların kesiştiği noktaya biz şuradaki noktaya ağırlık merkezi diyoruz. Denge merkezi de diye denirdi arkadaşlarım bu aynı zamanda. Kenar ortay konusunda biz bunu ayrıntılı işledik. Tabana bir, açıya iki diye bir özelliği vardır dedik ki tek özelliğidir benim nezdimde. Geri kalan özellikleri anlatmam bile derim arkadaşlarım. En önemli özelliği tabana bir, açıya ikidir ve her ağırlık merkezi lafını okuduğunuz soruda %100 kullanırsınız bu 1'e 2 oranını dostlarım. Bütün kenar ortayları ağırlık merkezi, tabana yakın parçasını 1 birim, açıya yakın parçasını da 2 birim olacak şekilde iki parçaya ayırıyormuş dostlar. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıymış. Bu bir numaralı merkezimizdir. Toplam 5 tane merkezi öğreneceğiz dostlar. 2 numara. Yine açı ortay konusunda öğrendiğimiz iç teğet çemberin merkezi dediğimiz merkez. Bu cümleyi genelde okuyan herkes arkadaşlarım sorusunu çözerken bir çember çizme hissiyatına uyanıyor ki İnanın bana çember çizmeniz hiçbir soruda gerekmeyecek dostlarım. Biz sadece şunu bileceğiz. İç teğet çemberin merkezi iç açıortayların kesiştiği noktadır diyeceğiz. Bunu bilmeniz yeterlidir benim için. Ekstra bir de şu bilgiyi söyleyelim. Bakınız bu merkezden şu kenara çizdiğiniz yarıçap dik olacak. Çemberde de söyleyeceğiz bunu tabii ki. TET çizilen yarıçap dik iner. Yani buradan çıkan sonuç şu arkadaşlarım. İç teğet çemberin merkezi üçgenin kenarlarına eşit uzaklıktaymış. Hemen bunu kenara not alın. Kenarlara eşit uzaklıktaymış. Ney? İç teğet çemberin merkezi. Açıortayında şu özelliğini de hatırlatalım hemen size. Kollarının oranı ayaklarının oranına eşit muhabbeti vardı. Sol kolun sağ kola oranı, yani A'nın B'ye oranı, sol ayağın sağ ayağa oranına eşitti. Bunu da sorularda kullanıyorduk arkadaşlarım. Geldik dış teğet çemberin merkezine. Bu da iki tane dış, bir tane iç açıortayın kesim noktasıydı arkadaşlarım. Yine şeklini burada da gösterdim. Bir görün istedim sadece şeklini. Ama şu çemberle hiçbir zaman işiniz olmayacak. Bilmeniz gereken tek şey buradan iki tane dış açıortay. Bakın A'nın dış açıortayı, C'nin dış açıortayı, B'nin de iç açıortayının kesiştiği bu nokta dış teğet çemberin merkeziymiş. Bunu bilmeniz benim için yeterlidir şimdilik. Diklik merkezi dediğimiz şey adı üstünde en kolay merkezimiz. Diklik üçgende ne demek? Yükseklik demek. Yani yüksekliklerin kesim noktası olacak dostlarım bu. Bunun 3 durumu vardır dostlar ki dar açılı üçgense üçgenin içinde olacak diklik merkezi. Bakın buradaki K diklik merkezidir. Yüksekliklerin kesim noktasıdır. Dik açılı üçgende demişiz ama burada üstüne denk gelmiş şurası. Burada yanlışlık olmuş. Bu şeklin aynısı burada da üstüne gelmiş. Dik açılı bir üçgende şurada göstereyim ben size. Mesela şurası 90 derece olsun B. Dik açılı üçgende diklik merkezi hangi açı dik açıysa orası senin diklik merkezin olacak dostum. Geniş açılı üçgen şu zaten aynısı. Şurası bakın geniş açımız. Geniş açılı üçgende de yükseklikler üçgenin dışından çiziliyorlar. Bir tanesi sadece içinden çiziliyor. O da geniş açıdan inen. Ve bunların sen uzantısını aldığında dışarıda bir noktada kesişiyorlar. İşte bu noktada senin diklik merkezin oluyormuş dostum. Geldik çevrel çemberin merkezine. Bu da kenar, orta, dikmelerin kesim noktasıdır. Bu cümlenin uzun yazılışını da söyleyeceğim birazdan ama bakın bunu böyle okuduğumuzda insan şey zannediyor. Kenar orta, yani kenar ortay mı diyor. Dikme, he, yükseklik mi anlamı geliyor ama hayır, ikisi de değil kardeşim. Kenar orta dikmenin uzunca okuluşu şu. Bir kenarın tam ortasından
O kenara çizilen dikme demektir arkadaşlarım. Bakın ben burada üçgenin bir kenarını göstermeye çalıştım. Şöyle AB gibi bir kenarını. Ve bu kenarın tam ortasındaki noktadan yine bu kenara çizilen, dik çizilen doğruya da kenar orta dikme diyoruz. Çevrel çember demek de üçgeni çevreleyen çember demektir. Üç köşesinden geçen, üçgeni içinde tutan çember. İşte bu çemberin merkezi kenar orta dikmelerin kesiştiği noktaymış diyebiliriz dostlarım. Şimdi kenar orta dikmeyi de şurada da gösterelim. Bakın AB'nin kenar orta dikmesini çizeceğim şimdi mesela. Hemen şöyle kırmızıyı alayım, bir tık da kalınlaştırayım. AB'nin tam ortasından AB kenarına dik olarak çizdiğim doğru, işte kenar orta dikmem bu kırmızıdır dostlarım. Kırmızı çizdiğim şeydir. Ve bakın üçgenin köşesinden geçmek zorunda değil. Yani C'den geçecek diye bir kural yok. AC'nin kenar orta dikmesini çizelim. AC'ye dik olan doğruyu çizdim. İşte bu da AC'nin kenar orta dikmesi ve ikisinin kesiştiği nokta kenar orta dikmelerin kesim noktası, yani çevrel çemberin merkezidir dedik. Dostlar, çevrel çemberin merkezi ile ilgili soruları çözerken, yani sen bir soruda kenar orta dikme cümlesini ya da çevrel çemberin merkezi sorusunu okurken yapman gereken şey şu. Soruda bileceksin ki kesin kayı kuralı var. Kayı kuralını %100 uygulayacağız soruda. Peki nasıl uygulayacağız öğretmenim? Olay şu. Çemberin merkezi dediğin nokta ile üçgenin üç köşesini de mutlaka birleştireceksin dostum. Bak şurada bir kayı kuralı çıkmış oluyor böylelikle. Şu adam hem yükseklik hem kenar ortay oluyor. Demek ki bunlar ikizkenar oluyor. Aynı şekilde burada da bak yükseklik olmuş, kenar ortay olmuş, ikizkenar oluyor. Zaten çemberin merkezinden çemberin üstüne çizdiğin doğrular yarıçap olacağı için bunlar senin çemberinin yarıçapı oluyorlar kardeşlerim. Mecburen eşit olduklarını da söylüyoruz zaten. Şimdi çevrel çemberin merkezi de, yani kenar orta dikmelerin kesim noktasının da 3 durumu vardır dostlar. Birinci durum, dar açılı bir üçgende çevrel çemberin merkezi üçgenin içinde olur kardeşim. Görüyorsunuz dar açılı üçgende üçgenin içinde olur. Dik açılı, yani dik üçgende ise dostlar çevrel çemberin merkezi hipotenüsün tam ortasında olacak dostlar. Hipotenüsün üstünde ve tam ortasında olacakmış. Çevrel çemberin merkezi. Bunun da sebebi çapı gören çevre açı 90 derecedir muhabbetinden geliyor diyelim şimdilik bir duymuş olun. Eğer geniş açılı bir üçgense çevrel çemberin merkezi üçgenin dışında olacakmış diyoruz. Ve biz her sorusunda ne yapacakmışız? Merkezle üçgenin köşelerini birleştirip kayı kuralı arayacakmışız dostlarım. Bunu yaparsanız sorularını çok rahat çözeceğinizi göreceksiniz dostlar. Şöyle her soruda şunları köşelerle birleştirip bunların aslında çemberin yarıçapı olduğunu söyleyip sorularını çözeceksiniz diyelim. Evet, birinci sorumuz. Diyor ki yukarıdaki önermelerden hangileri doğrudur? Bakalım. Dar açılı bir üçgenin çevrel çemberinin merkezi üçgenin içindedir. Daha az önce söyledik değil mi? Doğru. Dik açılı üçgenin çevrel çemberinin merkezi, hemen sen söyle okumadan, neredeydi? Hipotenüsün üstünde ve tam ortasında hatta. Evet, bu da doğru. Geniş açılı bir üçgenin çevrel çemberin merkezi üçgenin dışındadır. Evet, hatta geniş açının tam karşısındadır arkadaşlarım. Bu da doğru. O halde cevap Edirne'den geldi. Buna bakıyoruz. O noktası ABC ikizkenar üçgeninin, bakın bu madem ki ikizkenar, devamını okumadan bu açıortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda kenar ortay olacak diyelim. Çevrel çemberinin merkeziymiş burası kardeşim. Hiç daha devamını okumuyorum. Bak ne yapacaktım? Üçgenin üç köşesiyle birleştirecektim. Şurayı da birleştirdim. Zaten kendisi birleştirmiş burayı. Ve şu köşeyle de birleştirdim. Ve ne demiştik? Bunların her biri yarıçap olduğu için eşit olacaklar. Bak burada 8, 15, 17 çıktı. Demek ki yarıçap 17, şurası da 17 olacak. 8 ile neyin toplamı 17'dir dedim. 9'u işaretledim. Bak soruyu okumama bile gerek kalmadı. Hemen şuna bakıyoruz şimdi. Buna göre KL için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur demiş. Hıdır öğretmen öğrencileriyle birlikte bir etkinlik yapıyor ve etkinlik sonunda öğrencilerine soru soruyor. Bir AB doğru parçası çiziniz. Peki. AB doğru parçası çizdik. Şöyle çizelim.
Pergelimizi AB'nin yarısı kadar açalım. AB'nin yarısından daha fazla açalım demiş, pardon. Pergelimizin sivri ucunu önce A sonra B'ye batırarak iki çember çiziniz. Şimdi çemberleri çizeceğim. A'nın yarısından daha fazla açmıştık biz bunu. Şimdi sivri ucu A'ya batırırsam merkez A olacak. Hani yarısından daha fazla açtığım için biraz daha fazla şöyle bir çember çıkacak pergelle sayesinde arkadaşlarım. Şöyle bir çember. Bir tane de burada bu çemberden olacak arkadaşlar. Onu da şöyle mavi ile çizelim. Merkezi burası. Şöyle bir çember de burada olacak. Birinin merkezi A, birinin merkezi B. Peki, pergelimizin sivri ucunu önce A, sonra B, yani iki çember çizdik. Çemberlerin kesim noktası K ve L olsun. İşte biri K'da, biri de L'de oldu. Buna göre KL için hangisi daima doğrudur diye bir soru sormuş. KL'yi de çiziyorum. Şimdi dostlar, bunların ikisini de aynı pergelle çizdik. Aynı açıklıkla çizdiğimiz için bunun yarıçapı R ise bunun da yarıçapı R. O halde eş çemberler, bunun da yarıçapı R. Burası da R dedim. Bakın bu bir eşkenar dörtgen çıktı. Eşkenar dörtgenin şu birinci köşegeni, bu da ikinci köşegeni geldi. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ikiye böler. Dolayısıyla şu parçalar eşittir. Şurası köşegenlerin kesim noktasıdır. Dik açıyla çıkar ki bakınız KL doğrusu ne oldu? AB'nin tam ortasından AB'ye dik olarak çizdiğim bir doğru oldu arkadaşlarım. Yani AB'nin orta dikme doğrusudur dedim. Cevap Adana'dan geldi. He, hangisi daima doğrudur? He, tamam, hangisi? AB'nin orta dikmesidir. Evet, doğru. Diğerlerine bakmaya gerek bile kalmadı. Dördüncü sorumuz. Diyor ki K noktası ABC üçgeninin diklik merkezi. Yani buradan inen işte AH kesin yükseklik. Eğer ben K'dan geçen BK doğrusunu çizip uzatırsam kesin yükseklik. C'den çizip uzatırsam kesin yükseklik olacak dedik. Şimdi X'i soruyor. Dostlar şunu da unutmayın. Diklik merkezi sorularında eğer ki uzunluk bulmanız gerekiyorsa AB 90 benzerliği yapacaksınız genelde. Genelde değil miyim, hatta hep böyle yapılır ya. Siz genelde deyin yine de. Şimdi bakın şu açıya bir sürü diklik var burada. A 90, B tersi de B, B 90, şurası A. Şimdi şu üçgeni de konuşalım. Bakın şu büyük üçgeni şöyle çizdim. A burası, 90 burası, o halde burası da B. Şimdi ben şu küçük üçgenle şu en son yaptığım büyük üçgeni benzerleyeceğim. A'nın karşısında 4 var. Büyükte A'nın karşısında 8 var. Bakın iki katı. B'nin karşısında X var. Burada B'nin karşısında şu kenar, yani 10 var. İki katı olması için X'in bursa olması gerekir. Yapıştır gelsin. Bir üçgenin kenarorta dikmelerinin kesişim noktası o üçgenin çevrel çemberinin merkezidir. Kesinlikle doğru. Bir üçgenin iç açıortaylarının kesim noktası iç teğet çemberin merkeziydi. Evet, bakın bu da öyle yazıyor. Kenarortayların kesim noktası ise ağırlık merkezidir, değil mi arkadaşlarım? Bu da doğru. Bilgi sorusuymuş. Edirne'yi işaretledim, geçtim. Bakın O noktası çevrel çemberin merkeziymiş arkadaşlarım. Tamam hocam. Çevrel çemberin merkezi neydi? Şu merkez. Bu üçgenin kenarının orta dikmelerinin kesim noktası. Demek ki şu D'den çizdiğim bu doğru tam kenarın ortasından kenara dik olarak çizdiğimiz bir doğruymuş arkadaşlarım. Yani bakın üçgenin köşesinden de geçebilirmiş, geçmiş ve yükseklik olmuş. Kenar ortay olmuş, kayı kuralı var. İkiz kenar da olacak, açı ortay da olacak. Burası da 62, 90, 62, şuraya da 28 kaldı. Paketledim gitti. Üçgenin iç açı ortaylarının kesişim noktası iç teğet çemberin merkeziydi arkadaşlarım. Denizli şıkkını işaretledim o halde. Geldik 8'e. ABC üçgeninin A köşesi BD boyunca katlandığında A üssü DB üçgeni oluşuyor. Demek ki AD buraya gelmiş, AB buraya gelmiş. Kat çizgisi açıortaydı, bunu gösterelim. Bu taraftan da açıortaydı, bunu gösterelim. A açısı
katlandı a üssüne eşit oldu, bunu da gösterelim. Katlama ile ilgili her şeyi söylemiş oldum böylelikle. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? Diyor ki AD DC'ye eşittir. Dostum bunu bilemeyiz. AD ile DC'nin eşit olduğu, hatta eşit değillerdir kesin. Bu yanlış. DC görelim orayı, şurası. A üssü C'ye eşittir. Şununla şunun eşit olduğunu söylüyor. Hani hiçbir bilgi yok bununla ilgili. Zaten bildiğim her şeyi şurada gösterdim. Bununla ilgili bir bilgi yok. Geçtim. ABD açısı şuradan bahsediyor. ACB, ACB'ye yani şuna eşittir diyor. Bununla da ilgili şu anda bir bilgi yok. Belki uğraşırsak çıkar ama bunu bilmiyorum. Şimdilik buna şöyle bir tik işareti koyalım. Bilmiyoruz bunu. ABD yine buradan bahsediyor. CBD, CBD'ye eşittir. E bakın kesin doğru değil mi? Zaten biz başlangıçta gösterdik bunu. Evet geldik buna. Şimdi bakın BE kenar ortay. AD kenar ortay. O zaman F noktası ne oldu? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi. Şimdi demek ki ağırlık merkezi ise 1'e 2 oranı olacak. Şurası da 2x oldu. Bakın şu dik açıdan inen doğru hipotenüsü 2'ye böldü. Muhteşem üçlü yapacaktı değil mi arkadaşım? 12, 12. Burası da 12 olacak. Yani 3x, 12, x, 4. Evet bunlar biraz ısınma soruları arkadaşlarım. Daha tatlı sorular da ileride. Bakın burada da bir açıortay kuralı yapacağız. Hatırlatalım. Açıortayın kafası vardı, göz, ağız, burun. Kolları vardı, vücut vardı, ayaklar vardı. Ve şuradaki sağdaki kolun sağdaki ayağa oranına bakın yarısına düşmüş. O zaman bu da 13'te yarısına düşecek. 6,5 olacak. Peki bize toplamını soruyor. 4 ile 6,5'un toplamı. Bir ABC üçgeninde AB AC'ye eşit ve 6 kök 2 imiş. BAC'de 90 dereceymiş. He, dik üçgenmiş bu o zaman. A açısı 90 derece. AB 6 kök 2. AC 6 kök 2. Şuralar 45. 45. İkiz kenar görünce tabana dikindir. Kenar ortay olacak. Toplam 6 kök 2'nin kök 2 katı 12 olacak. 6, 6. Bu üçgenin çevrel çemberinin merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru sormuş bize. Gelin önce ağırlık merkezini bir bulalım. Ağırlık merkezi şurası olsun G. Şimdi bu adam ikiz kenar olduğu için bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortay olacak 45-45. Şurada bakın 45-45-90 burada da çıktı. 6-6-6 kök 2 olacak ve şurası da 2'ye 4 olacak ki ağırlık merkezinin özelliği 1'e 2 oranından diyebiliriz. Şimdi çevrel çemberin merkezini bulacağız arkadaşlarım. Bu da neydi? Kenar orta dikmelerin kesim noktasıydı kardeşlerim ki kenar orta dikmelerin kesim noktası dediğimizde şöyleydi hatırlarsanız işte dik üçgende hatta direkt şunu söyleyeyim uzatmayalım. Dik üçgende çevrel çemberin merkezi hipotenüsün tam ortasındaki noktaydı. Şurası da çevrel çemberin merkezi oluyor ki ikisinin arasındaki uzaklık 2 birim geldi. Şu sorudayız. Dar açılı üçgen şeklindeki düz bir alanın köşelerinde bulunan 3 koşucu üçgenin iç bölgesinden seçilen bir bitiş noktasına doğrusal bir yol boyunca yarış yapacaklardır. Bitiş noktası noktalarından hangisi veya hangileri olursa 3 yarışmacı içinde yarış pistinin uzunlukları eşit olur. Yani şunu diyor. Öyle bir nokta var ki üçgenin iç bölgesinde üçgenin 3 köşesine de eşit uzaklıkta olsun istiyor ki yarışmacılara yeni nesil olarak sormuş. Yani şunların 3'ünü de eşit olsun istiyor. E biz buna ne demiştik bu noktaya? Çevrel çemberin merkezi üçgenin 3 köşesine de eşit uzaklıktadır dedik. O halde çevrel çemberin merkezi olacak. Yani K noktası olması bizim için yeterlidir dostlarım. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkeziymiş. Bakın ağırlık merkezinin hemen 1'e 2 kuralını kullanalım dostlarım. Şunlar kenar ortay 5 ise burası yarısı olacak 2,5. Toplam 7,5'tur. Dik açıdan indiği için muhteşem üçlü yapacak. Bu da 7,5. Bu da 7,5. Yani şuranın toplamı 15 yaptı. Ve üçgenimiz dik üçgen.
9, 12, 15 dik üçgenidir. O halde bunlar da 6, 6 olacak ki 12 olsun dedim. 14 numaradayız. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir diyor. ABC'nin ağırlık merkezi. Yani ben bunu devam ettirirsem şurası A ise burası kesin 2A. Muhteşem üçlüden bu da 3A. Bu da 3A. İkizkenardan şu da 15 diyebilirim. Peki. Bakın 15, 90, 75 yapalım burada. Hipotenüse indirdiğim yükseklik 6 ise hipotenüs bunun 4 katı olacaktı, 24. Yani biz 6a'yı 24 bulduk, 3'e bölelim, 2a'yı 8 bulduk. 2a'yı sorduğu için 3'e böldüm. 15. sorumuz G noktası yine ağırlık merkeziymiş dostlarım. Bakın burada 12, 16, 20 üçgeni var. Şu kenar ortayı da devam ettirirsem şöyle aşağıya doğru. Bu bir kenar ortaydır G'den geçtiği için mecburen. Ve dik açıdan çıkan da şu üçgenin de kenar ortayı olduğu için muhteşem üçlü yapar. Burada bunun yarısına eşit olacakmış 10. Ve ağırlık merkezinin özelliğinden tabana bir açıya 2'den dolayı buraya da 20'yi paketledik dostlarım. 16 numaradayız. Bakın 18 var, x var, 45 var. ACX nedir diye bir soru sormuş. Dostum ben şunu şöyle uzattığım takdirde şurası da 45 derecelik bir açı olacak. Ve şu adam bir dış açıortay geldi dostlar. Şurası dış açıortay çıktı. Şimdi dış açıortayın kuralı neydi? Yakın kol bölü uzak kol. Yani 18 bölü x eşittir. Birinci ayak bölü ikinci ayak. Arkadaşlar lütfen bunu da unutmayın. Böyle de sorularımız meşhur. Bazen şöyle yapıyor. Şöyle bir üçgen çiziyor. Diyor ki şuradaki açısı 40, şu açısı 70. Sen hemen uzatıyorsun. Bu da 70. 70-70'ten bunun dış açıortay olduğunu buluyorsun. Burada da 90-45 vermiş. İnsan Pisagor, Öklit, Möklit yapası geliyor ama dış açıortay sorusuymuş. Dış açıortayı da unuttuysanız lütfen hemen bir kere videosunu izleyin. Buradan da x 36 geldi diyelim, geçelim 17 numaraya. Bakın işte az önce bahsettiğim gibi 70, 55 daha 125. Ben bunu şöyle uzatırsam buraya da 55 kalacak dostlarım ve şu adam bir dış açıortay oldu, gördünüz mü? Burada açıların faydası buydu sadece. Dış açıortay olmasını sağlamak. Hemen yakın kol bölü uzak kol. Yakın AD, uzak AB eşittir. Birinci ayak 4, ikinci ayak 10. 4 bölü 10 yani 2 bölü 5'tir. Ne istiyor? AB bölü AD'yi, yani bunun takla atmış halini istiyor. 5 bölü 2'dir dostlarım. 18 numaradayız. Bakın O noktası çevrel çemberin merkezi, gördünüz değil mi? Ne demiştik? O noktasından 3 köşeye çizdiğimiz yarıçap olur bunlar. Çevrel çemberin yarıçapıdır ve birbirlerine eşittir. Kayı kuralı yapın dedik. Bakın burada kayıyı yaptım. Burası da burasına eşit 6 mesela. İşte burası buraya eşit x mesela gibi. Şuradan yarıçapı bir bulalım. 6'nın karesi 36, kök 5'in karesi 5 eşittir r kare diyelim. R'yi buradan kök 41 bulalım. Şurası kök 41'miş. Bir Pisagor da buradan çakacağız. Kök 41'in karesi 41 eşittir 4'ün karesi 16 artı x kare diyelim. 16'yı çıkartırsak 41'den, 11'den 6 çıktı 5, 3'ten 2, 25 eşittir x kare, x eşittir 5 geldi dedik. 19 numaradayız. O noktası ABC üçgeninin yine çevrel çemberinin merkezi. Hemen üçgenin 3 köşesini hiç düşünmeden birleştirdim ve dedim ki bunlar kesin eşitler. Bakın OB'yi zaten kendi çizmiş. Şimdi OH 2'ymiş. OB şurası 2 kök 17, yani burası da 2 kök 17. Şurada hemen şurada bir Pisagor bağıntısı yaparsak arkadaşlarım 2, 8 olacak şu HC. Çünkü biri diğerinin 4 katıysa küçüğünün kök 17 katı olacaktı. Böyle de bir kuralımız var ama sen istiyorsan Pisagor yap kardeşim. 2 kök 17'nin karesi 4 çarpı 17 eşittir 2'nin karesi 4 artı HC'nin karesi deyip 4'ü bu tarafa atarsam 16 tane 4 kalır HC'nin karesi. Yani 64 HC'nin karesi 8. Tabi bu merkez normalde neydi? Kenar orta dikmelerin kesim noktası. Demek ki şu HO bir kenar orta dikmeymiş. Yani kenarın tam ortasından çıkan diklikmiş. Ortasıysa burası 8, burası da 8 olacak. AC toplam
16 gelecek dedim. 20 numaradayız dostlarım. Bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki ABC üçgeni şeklinde bir karton verilmiştir. Birci kartonu, bir diyor. Kartonu B ve C köşeleri üst üste gelecek şekilde katlayıp katizi oluşturalım. Bu katize ABC üçgeninin BC kenarına ait. Şimdi B ile C'yi birleştirirseniz şurada ortadan şununla şu eşit olmak zorunda olacak. Ve şuradaki tam ortadan buna dik olan bir doğru boyunca katlamak zorundasınızdır dostlarım. Ha, bu doğru eğer üçgen ikiz kenar olsaydı kenar ortayı yüksekliği diyebilirdim. Ama bilmiyorum ikiz kenar mı değil mi? Herhangi bir üçgense bu doğru kesinlikle bu kenara yükseklik olacak, dik olacak ve kenarı ikiye bölmüş olmak zorunda. Katlayıp tam buraya getirmem için. Yani kenar orta dikme doğrusudur aslında arkadaşlarım. O yüzden birinci boşluğa kenar orta dikme gelecek. Şu üçünü sildim. İkincisinde de diyor ki, o halde bunu bir silelim şimdi. İkinciyi konuşalım. Ne diyor ikincisinde? Kat izinin BC'yi kestiği nokta ile. He, o kat izini bir daha mı çizeceğiz? Tamam, çizelim o zaman. Tamam, kat izinin BC'yi kestiği nokta ile. A noktasından kartonu tekrar katlarsak şöyle. Şu nokta ile A noktasından kartonu tekrar katlarsak bu kez oluşan kat izi BC kenarı, yani şu kat izi oluşacak arkadaşlarım tabii ki. Bu kat izi de görüyorsunuz ABC üçgeninin kenar ortayı oluyor dostlarım. Dolayısıyla cevap Denizli'den geldi. Evet, 21 numaradayız. I iç teğet çemberin merkezi ise iç açıortayların kesim noktasıdır diyelim. Şöyle gösterelim. D dış teğet çemberin merkezi ise dış açıortayların kesim noktasıdır. İki dış açıortayın kesim noktasıdır. Bunu da böyle gösterelim. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlarım. Aynı köşenin İç ve dış açıortayları çizildiyse aradaki açı 90 oluyordu. Hatırlayın bunu açıortayda bol bol vurguladık. Madem buralar 90, hemen ortak hipotenüslerini çiziyorum. Şurada bir Pisagor yapıp y'yi buluyorum. Y kare eşittir. Bir 5'in karesi bir de 3'ün karesi. Yani 25, 9 daha. 34 geldi y kare. Şuradan Pisagor yapıyorum. Y kare eşittir. 4'ün karesi artı x kare. Yani 34 eşittir. 16 artı x kare. Buradan 18 mi geliyor? 18 eşittir x kare. 3 kök 2 çıkar. X diyelim. Çok güzel bir soru şimdiki sorumuz. K noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkeziymiş dostum. Tamam. AB BE'ye eşitmiş şimdi. AB BE'ye eşit. Tamam. Burası bir ikizkenar üçgen. Ve K noktası ABC'nin iç teğet çemberinin merkeziydi. Yani ben şunu şöyle uzattığımda K'dan geçerse bu doğru, devam ettirirsem şöyle, bu doğru arkadaşlarım kesinlikle açıortay. Çünkü ABC'nin iç teğet çemberinin merkezi. E hocam bak şuraya kadarki kısmı, tam şurada biten şu kısmı açıortay, ikizkenar, kayı kuralından yükseklik aynı zamanda kenarortay olmaz mı öğretmenim? Tamam. Bak şimdi ne bulduk biz? K'dan şuradan inen diklik hem kenarı ikiye böldü hem de ortasından çıktı. Yani hem ortasından çıktı hem de dik indi çıktı arkadaşlarım. Yani şu doğru kenarorta dikme oldu. Şimdi bunun aynısını aslında bu bile yeterli bizim için ama bir de şurada gösterelim. Bakın diyor ki AC ile DC de eşittir birbirine. Tamam, bunlar da eşit hocam. E C'den şimdi ben K'dan geçen üçgenin açıortayını çiziyorum. Şimdi bu açıortay. E peki sadece şu kısmına kadar olan baksam, şuraya kadar olan AD'ye kadar olan kısmına şu üçgenden baksak bu üçgen ikizkenar. Açıortay aynı zamanda kenarortay olacak. Yani şurayı ikiye bölecek ve aynı zamanda yükseklik olacak. Bakın şu doğru yine şu ortadaki üçgenin kenarorta dikmesi oldu. Yani K noktası ADE üçgeninin kenarorta dikmelerinin kesim noktasıdır. Yani çevrel çemberinin merkezidir arkadaşlarım. Evet, aşağıdaki yönergeye göre geometrik çizim yapılıyor demiş. Yapalım. ABC üçgeni çiziniz. ABC üçgenin iç bölgesinde bir P noktası belirleyiniz.
BPC 125 olacak şekilde BPC üçgeni çiziniz. Tamam, şöyle bir çizmeye çalışalım şimdi biz bir daha. A noktası BC. Şimdi BPC 125 olacak. Şurası P, burası da 125 olsun. Tamam. P noktası ABC üçgeninin diklik merkeziymiş. Aha, diklik merkezi ise ben bunu böyle uzatırsam bu kesin yükseklik. Bunu uzatırsam kesin yükseklik. 125 ise şurası 55'tir. 55, 90 şurası 35'tir. 35, 90 şurası 55'tir. Yoksa burayı mı soruyor? Evet, BAC açısı 55'tir bulduk. Diklik merkezinde açı soruyorsa çok basit arkadaşlar. Bütün 90'ları gösterin, açı sorusunu çözersiniz. Uzunluk soruyorsa ne demiştim? AB 90 benzerliği yapacaksınız. Peki geldik buna. Dik üçgeni biçimindeki bir arazinin K noktasında bulunan hareketliler aynı hızla AB, AC ve BC kenarlarına en kısa yoldan aynı sürede ulaşmak istiyorlar. Tamam. Ulaşmışlar hatta. Şimdi buradan en kısa yoldan gideceksen dik gideceksin. Dik gideceksin. Dik ineceksin dostum. Bunlar eşitmiş diyor bize. Ne zaman eşit oluyordu bu K noktası? Üç kenara eşitse K ne oluyordu? İç, teğet, çemberin merkezi. Yani açıortayların kesim noktası oluyor. Bunlar da bizim çemberimizin yarıçapı oluyordu. Peki dik üçgen, o halde burası da 6, 8'den 10. A ile K noktaları arasındaki uzaklık nedir? Bana şuradaki x'i soruyor diyelim. Şimdi bu tabii ki açıortayların kesim noktasıysa 45, 45. Yani burası R ise burası da R. O zaman hocam bu da R. Sonra şurası 8 eksi R. Şurası 6 eksi R. Dostlar açıortayı hatırlayın. Şuradan açıortayı bir çizelim şuradan. Şuradan açıortayı çizdim. Açıortayın üstündeki bir noktadan kenarlara çizilen dikmeler eşitti. Tamam, zaten eşit. Aynı zamanda kafayla dik arası da birbirine eşitti. Yani burası da 6 eksi R. O zaman burası da 8 eksi R. Bakın 14 eksi 2 R 10'a eşit geldi. 4 eşittir 2 R. 2 eşittir R çıktı. Başka çözüm yolları da var. Mesela sur formülünü de kullanabilirsiniz buradan dostlarım. Bu üçgenin alanı 6 çarpı 8, 48 bölü 2'den 24. U'yu söyleyelim. 10, 8 daha 18, 6 daha 24, yarısı 12. R'yi buradan da bulabiliriz dostlar ki R ne çıkar? 2 gelir buradan hemen. R 2 ise hocam 2, 2. Aha, burası kök 2 katı. 2 kök 2'yi paketledik. Evet, bir soru daha. AB 5 kağıt parçası. BC kenar orta dikmesiymiş. Bu kenarın orta dikmesiymiş. AC'yi D noktasında, BC'yi K noktasında kesti. AB'yi ise T noktasında kesiyormuş. Bak sen bunu böyle uzatırsan AB'yi de kesiyormuş ve T noktasında kesiyormuş dostlarım. Tamam. AT 4. Şurası da 4'müş. Ben şurayı da birleştirirsem. Bak bu yükseklik, kenarortay, aynı zamanda açıortay, ikizkenar oldu. 9'sa burası da 9 oldu mu? Hatta 4'e 9'dan açıortay ya şuraya kadar olan kısım. Bunlar ayak ya. Şurası kafa. Ne diyeceğiz? Kolları 4'e 9'sa ayakları da 4K'ya 9K'dır. AD bölü CD'yi istiyor. 4 bölü 9 çıktı. Edirne'den geldi cevap. 26 numaradayım. D doğrusu ABC dik üçgeninin BC kenarına ait kenar orta dikme doğrusudur. O halde burayı kenarı ikiye bölmüş demektir. 4, 3, tamam, hepsini gördük. D doğrusu boyunca katlanıyor. Buraya geliyormuş. Şimdi bakın bu dik üçgen katlandı. Buraya geldi. AK buraya eşit oldu mecburen. Şuradaki AB katlanıp buraya geldi. Buna eşit oldu mecburen. Burası kenar orta dikmeydi. Bunlar birbirine eşit falan filan. A ile A üssü arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şurayı soruyor bize. Şimdi bildiğimiz yerler burası 3. Burası 3. Burası da 4'müş. Onu da söyleyelim. Şimdi ben şurayı birleştirdiğim takdirde bak bu adam da katlanmadan önce buradaydı. Bunlar birbirine eşit. Zaten yüksekliği kenarortaydan eşit olduklarını buradan da söyleyebiliriz. Ve bu 5, bu da 5 oldu arkadaşlarım. Şimdi şurada bir dik üçgenim var. Şurayı 5 bulduk. Bak öyle söyleyeyim. Şu dik üçgen 4, 8, 4 kök 5 olacak. 2 kök 5, 2 kök 5 diye de bunları yazmış olalım. 2 kök 5, 2 kök 5 diyelim.
Sonra şu dik üçgenden Pisagor yapalım arkadaşlarım. 25'ten 2 kök 5'in karesi 20 çıktı. Şurası kök 5 geldi. Yani her yeri bulduk. Bir aranan yeri bulamadık bir türlü. X diyelim buraya da. Aslında bulmuşuz bile. Çok uzattım ben. Şuradaki kelebeği görsem bitmiş soru arkadaşlarım. Bak. Şöyle kelebek üçgeni gösteriyorum size. Bunu başlangıçta görseydim bitiyordu soru. Bakınız 3'ün 5'e oranı eşittir x'in 4 kök 5'e oranı. Evet, buradan 12 kök 5 eşittir 5x. 12 kök 5 bölü 5 eşittir x. Yani 12 bölü kök 5'tir, değil mi o da? 12 kök 5 bölü 5, 12 bölü kök 5 demektir. Evet, şuna bakalım. 4, 4, 36 ikizkenar kartonun BC kenarının uzunluğu öğrencilerine soran öğretmen sınıftan cevap alamamış. Bunun üzerine bunu da çözmüştük açıortay testlerimizde. İpucu vermiş. Demiş ki iç açıortay bilgilerini kullanmış. Diyor ki B'den bir iç açıortay çizerseniz soruyu çözersiniz demiş. Hoca ipucunu böyle vermiş. Şimdi bu ikizkenar 36 ise şunlar 72, 72. Bu 72 ise 36, 36. 36, 72'den burası da 72. Bak, bu buna eşit. 36, 36'dan buna da eşit. Yani bu da x, bu da x kardeşim. Şurası o halde 4 eksi x. Şimdi açıortayın kafa, kol, ayaklar muhabbetini yapalım. Üstteki kol 4, alttaki kol x eşittir. Üstteki ayak x, alttaki ayak 4 eksi x. Hemen düzenleyelim burayı. X kare eşittir 16 eksi 4x yapar. X kare artı 4x eksi 16 eşittir 0 yapar. Delta'dan çözmüştük bunu. B kare eksi 4ac'ydi delta. B karemiz 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 16. Burası 64, 16 daha 80 yapıyor delta. Şimdi buradan x'i bulmak istersek x şuna eşit. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'ydı kardeşlerim. Şimdi eksi b'miz, gerisini maviyle yapayım çok karışmasın. Eksi b eksi 4 yapar. Artı eksi kök delta, yani kök 80, 4 kök 5 yapar. 2a da 2 yapıyor. Hemen 2 ile de sadeleştirelim. Eksi 2 artı eksi 2 kök 5. Yani 2 kök 5 eksi 2 ya da evet zaten 2 kök 5 eksi 2 varmış şıklarda, ya dasını boş ver. Evet, 37 dakika olmuş. Bu sıcakta da anca bu kadar gidiyor ama kaç soru varmış bir bakayım da arkadaşlarım ya, ona göre biz de şey yapalım. Şöyle bir indireyim aşağı. Mola verebiliriz yani. 40 soru var. Biz kaçtayız? 27. 13 tane soru kalmış. Dostlar burada bir duralım, bir mola vereyim ben. Tamam mı? Bir çay keyfi falan yapalım. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Yani kapatmayacağım videoyu, durduruyorum. Evet, moladan sonra devam arkadaşlarım. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Şimdi burada ne diyor? Aşağıda AB doğrusunun üst ve alt tarafını ifade eden bölgeler gösterilmiştir. AB'nin üst tarafında bir C noktası belirleyerek ABC üçgeni oluşturalım. Tamam, şurada bir C noktası belirleyelim arkadaşlarım ve ABC üçgenini oluşturdum. D elemanıdır AB olacak şekilde CD açıortay doğrusunu çiziniz diyor. CD'nin açıortay olduğunu söylemiş. Pekala. AB'nin alt tarafında ise AB'yi hipotenüs kabul eden ABE üçgenini çiziniz. Şimdi AB'yi hipotenüs kabul edecek. Yani bir dik üçgen olacak dostlarım. Çizdik. AC 13'tür diyor. Şurası 13. AE, şurası E noktasıydı. AE 12 kök 2. Tamam. CD diktir AB'ye. Oba. Bak, o zaman bu ikizkenar oldu. Hem yükseklik hem açıortay oldu. Şunun da kenarortayını devam ettirelim. Muhteşem üçlümüzü de yapalım biz arkadaşlarım. Peki hipotenüs kadarını AB çizdiniz. EDC noktaları da doğrusal olmuş. Burası da düz çizgiymiş meğersem. Biz çizememişiz tabii ki, bilmiyorduk böyle olacağını. Düz çizgiymiş burası. O halde burası da 90 derece. Yani bu da ikizkenar dik üçgen oldu arkadaşım. O zaman burası da 12 kök 2.
Demek ki şunlar da 12, 12. Hatta bu da 12. CE uzunluğu nedir diye soruyor bize. Şurası da 5, 12, 13'ten 5 geldi. Bakın CE'yi 12 ile 5'in toplamı 17 bulduk dostlar. Evet, A açısı geniş açı olan bir ABC üçgeninde kenar ortadikmelerin kesim noktası K olsun demiş. Şimdi geniş açılı bir üçgen çizelim. Şöyle çizdik. A açısı geniş açı ABC. Şimdi K noktası üçgenin dışında olacak arkadaşlarım ve geniş açının tam karşısında olacak demiştik. Kenar ortadikmelerin kesim noktası yani çevrel çemberin merkezi dediğimiz nokta. Sonra KH AC'ye dik olsun diyor. Tabii ki bu K'dan AC'ye indirdiğin diklik hani bu kesin kenar ortadikmesidir değil mi? Çünkü K noktası kenar ortadikmelerin kesim noktasıysa KH tam ortadan çizdiğimiz bir dikliktir. KL AB'ye dik olsun diyor. Yine aynı sebepten KL de burayı kesinlikle ikiye bölecek diyelim. KA'yı 4 vermiş dostlarım. Bu KA ne oluyordu? 4 dediğim şey üçgenin 3 köşesine de çizdiğim çevrel çemberin yarı çaplarından biriydi. 4, 4 dedim bunlara da. H K L 60 dereceymiş şuradaki açımız. Hemen şunları konuşalım şimdi dostlarım. Şimdi kayı kurallarını görelim. Bakın bu yükseklik kenarortay o halde açıortay olacak. Aynı şekilde bu da açıortay olacak. Şu ikisinin toplamı AA diyelim, BB diyelim. A ile B'nin toplamı 60'sa şu aradaki açı 120 gelecek diyelim. 2A, 2B 120. BC uzunluğunu da bize soruyor dostlar. Bakın burada 120, 30, 30 üçgeni çıktı değil mi? İkizkenar üçgendir bu. Ve 120'nin karşısı neydi? Her zaman 30'un karşısındaki 4'ün kök3 katı olacak demiştik. Evet, 30. soru. Aşağıdaki şekilde KL doğrusu ABC üçgenin BC kenarına diktir. BAAC'ye diktir. BLLC'nin 3 katıdır diyor K'ya. BL'ye 3K diyelim. KL boyunca katlanınca şöyle bir üçgen çıkmış. Biz bunu katlanmadan önceki versiyonuna geri açıyoruz. C buradaydı. Burası K katlandı buraya geldi K. 3K'ydı buraya kaldı 2K. Dik açıdan inen kenar ortay oldu kardeşim. 2K 2K ise bu da oldu 2K diyelim. Bize neyi soruyor? AC üssü yani 2K. C üssüyle yani K 2 bölü 1'den 2'yi bulduk. ABC üçgeni biçimindeki bir tahta parçası. BC üzerinde alınan bir K noktasının A noktasına en yakın nokta olduğu. BC üzerinde alınan D noktasının da A ve C noktalarına eşit uzaklıkta olduğu biliniyor. Hiçbir bok anlamadım arkadaşlarım. Bir daha yapalım. ABC üçgeni biçimindeki bir tahta parçası demiş. Peki. Çizdik. BC üzerinde alınan bir K noktasının A noktasına en yakın nokta olduğu, en yakın nokta olması için dik inmesi lazım buradan. K buradaymış. BC üzerinde alınan bir D noktasının da A ve C noktalarına eşit uzaklıkta olduğu biliniyormuş dostlarım. Şimdi şuradan da bir D noktası alırsam A'ya olan uzaklığı C'ye olan uzaklığına eşitmiş. Yani şöyle bir eşitlik varmış. BC 10 verilmiş arkadaşlarım. BC 10. AB 6. AB dik AC. Ayda. Bunu baştan desene ya. AB dik AC. Şurası da dik açıymış. O zaman şu muhteşem üçlü yapıyor değil mi arkadaşlarım? İster istemez bakın şu indirilen doğru hipotenüsün bir parçasına eşit geldiğine göre diğerine de eşit olacak. Muhteşem üçlü yapacak. Yani 5, 5 diye bölecek burayı. Bu da 5 olacak tabii haliyle. KD uzunluğu şuradaki x'i soruyor bize de dostlarım. Şimdi şekli doğru mu çizdik acaba? Çok bilmiyorum ama şurada bir 6, 8, 10 üçgeni var. Buraya 8 yazalım biz. Sonra şuna h diyelim. H'ı Öklit'ten bulabiliriz tabii ki. Öklit'ten mi bulalım? Ya da şey yapalım. Pisagor Öklit'in ikinci Öklit'ini yapalım hatta daha güzel olur böyle. 6'nın Öklit'ini yapıyorum bak. 36 eşittir. Şimdi yüksekliğe kadar olan kendine yakın parça 5 artı x çarpı hipotenüsün tamamı 10. O halde 3.6 eşittir 5 artı x oldu.
Tabii ki demek ki şekli yanlış çizmişiz arkadaşlarım. Şu D noktası biraz daha bu tarafta kalacakmış hatta. Tamam. Başta dik üçgen olduğunu bilmediğimiz için böyle hatalar normal. Yani sizde de yaşayabilirsiniz böyle hataları. Sonuçta ne çıkacağını bilmiyorsunuz şeklin nasıl bir şey olduğunu. Şimdi baştan bir daha yapalım, hallederiz bu sefer. Merak etmeyin. Sil lan işte. Ne uğraştırıyorsun bizi? Şimdi bir daha yapalım, hatta siyahla çizelim. Şimdi bizim üçgenimiz bir dik üçgenmiş arkadaşlarım. Burası 6, burası 8. Şöyle 6, 8, 10 dik üçgeniymiş. Şuradan indirdiğimiz diklik K noktasına iniyormuş. Şöyle kenar ortaydı bu D noktası. Burası buraya eşit ve muhteşem üçten buraya da eşit. Bana burayı soruyordu. Burası 5. Burası da 5 eksi x oldu. Bak şimdi daha güzel geldi, değil mi? Şimdi hemen Öklit'i yapalım. 6'nın karesi 36 eşittir. Yakın olan parça 5 eksi x çarpı hipotenüsün tamamı 10. 10'a böldüm. 3,6 eşittir 5 eksi x çıktı. Buradan 1,4 gelir. X dediğimiz uzunluk diyebiliriz. Evet, şekil 1'de ABC üçgeni şeklindeki kartonda AB 24, 18, BC 21. C katlandığında tam buraya denk geliyormuş. Demek ki AD kat çizgisidir. Açıortay olacak. Şurada gösterelim. Açıortaysa kollarının oranı 18'e 24. Hemen 6'ya bölerek söylüyorum. 3'e 4. O halde burası 3K, burası 4K. Ve bana burayı vermiş mi? Vermiş. BC'yi 21 vermiş arkadaşlarım. Yani 7K 21 ise K 3 olacak. Demek ki burası 9, burası da 12 gelecek diyebiliriz. Peki. EBD şu üçgeninde çevresini mi soruyor bize? Çevresi kaç birimdir diye soruyor. Bu karton AD boyunca katlandığı AB üzerindeki E noktasına gelmektedir demiş. Kartonda 24, 18, 21. Başka da bir şey yok. Şimdi bizim burada ABD'nin çevresini istiyor bizden. Yok, EBD'nin E neresi? Ha, şurada. Pardon, onu da gösterelim. Şuradaki bir E noktasıydı, değil mi burası arkadaşlarım? Katlanıp buraya geldi. Yani şu 9 katlandı. 9 şuraya geldi. Benden şu üçgenin çevresini istiyor. Biraz daha kalın yapıyorum şimdi. Şu üçgenin çevresi isteniyor arkadaşlarım. Şimdi 9 katlandı buraya geldi. 9 18 katlandı buraya geldi 18. 24'tü şuraya 6 kaldı hatta. E noktası da burasıydı. E de burası. Şimdi benim şu açıortayı bulmam gerekiyor. X diyelim buna da. Eğer açıortayı bulmam gerekiyorsa arkadaşlarım, hani bu soruyu çözmemize gerek yok. Neden? Çünkü açıortayın uzunluğu ile ilgili bir soru müfredatta yok, çıkmayacak karşımıza. Hani bir Pisagor, bir Öklit'le çözebiliyorsak eyvallah, ama açıortayın uzunluğu formülünü kullanacaksak çıkmayacak. He, ben yine çözerim sizin için arkadaşlarım. Başka da bir yolu yok gibi gözüküyor. Mecbur bu yolla çözecekmişiz gibi duruyor. Çözelim. Şöyle bir formülü var açıortayın. Açıortayın karesi eşittir diyelim. Açıortayın karesi eşittir. Kolların çarpımı, yani 18 ile 24'ün çarpımı eksi ayakların çarpımı, yani 9 ile 12'nin çarpımına eşit dostlar. Buradan x kare eşittir 24. Bak şunu şöyle yazalım. 9 çarpı 2, 12 çarpı 2 diye yazalım. Eksi 9 çarpı 12 olsun. Yani x kare eşittir. Öyle büyük sayılarla uğraşmayayım diye. Şu 2 kere 2 4. 4 tane 9 çarpı 12 eksi 9 çarpı 12. Bir tane 9 çarpı 12'yi çıkartacağım. Yani x kare eşittir 3 tane 9 çarpı 12 kaldı. X eşittir. Hemen karekök içinde yazalım bunu. 3 çarpı 9 çarpı 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazalım. Bak 3 kere 3 9'dur. Dışarıya 3 diye çıkar. 9 zaten 3 diye çıkacak. 4 de 2 diye çıkacak. Ne kaldı? 9, 18 geldi x. Yani şurası da 18'miş dostlarım. Şimdi çevresini toplayın diyor. 18 EBD, ya EBD de alttakiymiş be. Öf, açıortayı bulmamıza hiç gerek yokmuş dostlarım. Yalandan yere şurada bir dünya işlem yaptık. EBD şuranın çevresi yahu. Burası zaten 12, 12, 18, 27. Ay anas, şimdi küfredeceğim. Niye küfrettin diyecekler.
Sıçayım ağzına. Neyse. K noktası ABC çeşitkenar üçgeninin ağırlık merkeziymiş. O halde kenar ortayların kesim noktasıdır diyelim. D elemanıdır BC olmak üzere diyor. BD DC'ye eşit. Yani D şurada ve buralar birbirine eşit. Yukarıda verilenlere göre K noktası DEF üçgeninin DEF şu üçgenin şurada bir üçgenimiz oluşuyor arkadaşlarım. Bakın buradan indirdiğim K'dan geçti ve tam D'ye geldiği için bu da kenar ortay. Mecbur. Şurası orta taban oldu değil mi? İki tarafı ikiye böldü. Paralel olduğu için bunu da ikiye bölecek. Şöyle ikiye böldü. Yine aynı şekilde bu da şuraya paralel. Buranın orta tabanı. O zaman bunu da ikiye böldü. Onu da şöyle gösterelim. Yani bakınız arkadaşlarım K noktası yine kenar ortayların kesim noktası oldu bu üçgende de. O halde bu üçgenin de ağırlık merkezi olur diyebiliriz. Çiftçi Hasan ABC üçgeni şeklindeki mısır tarlasını kuşlardan korumak için şöyle bir ABC üçgeni çizelim. İnşallah bu sefer doğru çizim yapacağız. İç açıortayların kesim noktası olan K ile A ve B köşelerinin dış açıortaylarının kesim noktası. Şimdi bakın A'nın da dış açıortayını almış. B'nin de dış açıortayını almış. Kesim noktası olan diyor. L noktasına birer korkuluk yapmış. Şimdi bunlar dış açıortay. Bir de iç açıortaylarını çizmişti. Şu buranın iç açıortayı olsun. Şöyle gösterelim. Bu da buranın iç açıortayı olsun. Onu da şöyle çift noktayla gösterelim. Bu da K noktasıymış. Birer korkuluk yapmıştır. AK 3, AL 5, BL 3 kök 2, BK uzunluğu nedir? Bakın bunun benzerini biz hazır çizilmiş olanını çözmüştük. Burada bize çizdirdi. Dostum bir üçgenin bir köşesinin iki açıortayı da çizildiğinde aradaki açı 90 derece deyip ispatlamıştık bunu. Burada ispatlamıyorum bir daha. Hemen ortak hipotenüsü çizdim. Buna y dedim. Y kare eşittir. 3'ün karesi ile 5'in karesi. 25 artı 9'dan 34 geldi. Alttaki üçgende Pisagor yapıyorum. Y kare eşittir. 3 kök 2'nin karesi 18 artı x kare. Y kare 34 eşittir 18 artı x kare. X kare buradan 16 olmalı ki toplayınca 34 olsun. X kare 16 ise x de 4'tür dedim. Geçtim gittim. ABE üçgeninin ABE şu üçgenin AB'ye göre yansıması ABD. Bunun yansıması bu. O zaman 90 yansıdı buraya geldi. Bu kenar yansıdı buraya geldi. 4 yansıdı buraya geldi. O zaman burada 3 4 5 var. Bu açı yansıdı bu açı oldu. Yani bu kesin açıortay diyebilirim şimdilik. DBC doğrusal olduğuna göre AE eksi EC farkı. EC neresi? 3 bulduk zaten bunu. AE'yi bulacağız. X diyelim. Burada X. Onu da açıortaydan bulalım. Şu açıortaydan. Kolları X ile X artı 3. O halde X bölü X artı 3 eşittir. Ayakları 4 ile 5. 4 bölü 5'e. Buradan 4x artı 12 eşittir 5x diyelim. X eşittir 12 geldi. 12 eksi 3'ü soruyor. Edirne'yi işaretledim. Geçtim 36'ya. Evet 2, 5. Şekildeki ABC üçgeninde BK'nın BA'ya göre yansıması BK üssüdür. Şimdi BA'ya göre yansıtırsam ben bu keratayı şöyle bir şöyle BK'yı yansıttım. Şöyle bir dik açısı buraya geldi. K üssü. BK'yı yansıttım. Tam bu açı buraya yansıdı. Bu kenar buraya yansıdı. Burası da 2 oldu diyebilirim. KC'de 5'miş. Tamam. Her şey şu anda yolunda. BK üssüdür demiş. Tamam. AK üssü paraleldir BC'ye. Bu buna paralelmiş dostlarım. Biraz daha görsele uygun çizebilirmişim ki öyle yapayım ki. Hani sonra göremiyoruz bir şeyler arkadaşlar. Ne kadar uygun çizersek o kadar iyi oluyor. Şöyle paralelmiş birazcık. Buna paralel çizelim. Şöyle olsun. Şurası 2. Şurası K. Şu kenar yansıdı buraya geldi. Buranın açıortay olduğunu söyleyelim. Burası K üssüymüş daha doğrusu. Evet. Peki paraleli de söyledik şimdi. Paralel ne işime yarayabilir bilmiyorum. Şunlara AA diyelim. Şunlara da BB diyelim. Yansıma olduğu için eşit olacak bu açılarda. Şurada bir paralellik var. Şurada bir paralellik. Aa geldi bile bak.
Şurası da B açısı olacak Z harfinden dolayı. Bakın bu da B, bu da B. İkizkenar 7 ise BC de 7. Yoksa onu mu soruyor? Soruyormuş valla. 7. Evet, güzel bir soru. Hani şu paralelliği kullanacağımızı görmesek sabaha kadar düşün ondan sonra. Şuna bakalım şimdi ne diyor? BT 5 köküç. Şekildeki B noktasından harekete başlayan karınca BA ve BT ışınlarına eşit uzaklıktaki noktalar üzerinde ilerliyor. Bak, geçen seneki MSÜ sorusunun neredeyse aynısı. Şöyle bir doğru boyunca yürüyormuş ve eşit uzaklıktaymış şunlara. Her noktada, yani şu noktada mesela buna olan uzaklığı buna olan uzaklığına eşitmiş. Ya da şu noktadayken uzaklıkları eşitmiş falan. Peki ne zaman bu diklikler eşit oluyordu? Bu adam açıortay olursa eşit oluyordu. Şimdi KT KB'ye ve LT'ye eşit. LT diktir. Sağlayacak şey K ve L noktalarından geçtiğine göre. Dur, burayı anlamadım ya. Zil çaldı şimdi arkadaşlar ya, o yüzden bir durdum. Şuraları bir temizleyeyim de öyle konuşalım. Bir daha okuyalım. Şimdi açıortay olduğunu biliyoruz artık bunun. Burası açıortay. Tamam. Diyor ki KT KB'ye eşit. O da LT'ye eşit. Ve LT diktir BT. LT. Şimdi bir LT doğrusu var. L şurası olsun. Diktir BT'ye olacak. Bu tamam. Ve bir de KT LT'ye eşit. Bir de KB'ye eşit olacak. Şimdi öyle bir KT var ki KB KT'ye eşit. K ve L noktalarından geçiyormuş. Şimdi K burada tabii, K'dan da geçecekmiş. KB diyor. LT'ye eşit ve o da KT'ye eşit. Şimdi oldu. Bunlar eşit. Bak, dik açıdan çıkan doğru hipotenüsün bir parçasına eşitse diğerine de eşittir. Muhteşem üçten dolayı. Bak, burada eşkenar çıktı. 60, 30, 30. 60'ın karşısı 5 küküç, 30'un karşısı 5, 5, 5 diyebilirim. L noktasının BA'ya olan uzaklığı, L'nin BA'ya olan uzaklığı zaten eşitti değil mi? Buna olan uzaklığı T'ye olan uzaklığına eşit olacak. Demek ki bu da 5'miş dedik. Evet, geldik 38'e. Ne oldu da? Niye durdu bu? Bozuldu. Bunu bir kere daha olmuştu ya. Şöyle yapalım hemen. Kapatıp açmıştım herhalde değil mi? Bunu yeniden başlatmıştık. Şöyle yeniden bir daha açalım. Site yeniden yüklenmesin mi? Yükle. Evet, oldu. Bak, tekrardan güzel oldu. Bunu çözdük. Şimdi şundayız. 38'deyiz. Birim karelerden oluşan zemine çizilen ABC üçgeninin A açısına ait iç açıortayı çiziliyor. Çizilen açıortayın uzunluğu kaç birimdir diye de bir soru sormuş. Şimdi normalde açıortayın uzunluğu formülü müfredatta yok. Demek ki biz burada hani başka bir yöntem kullanacağız. Pisagor, misagor yaparak çözeceğiz belki de. Bir kullanalım şimdi, bir bulalım. Şimdi öncelikle şu AB uzunluğunu bir bulalım arkadaşlarım. Bakın burası 2, burası 2, 4, 6. Biri diğerinin 3 katıysa küçüğünün kök 10 katıydı. 2 kök 10. Şurayı bulalım hemen. Şu Pisagor'dan da burayı bulalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 birim de burası. Yine 3 katıysa 6 kök 10 da buraya diyelim. Şimdi ben bu açıortayı çizdiğimde açıortayın kolları artık 2'ye 6, yani 1'e 3 oranına sahip. Demek ki burası da K'ya, ayaklar da 1'e 3 oranına sahip olacak diyebiliriz. Ve şimdi şurayı da bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 birim uzunluğundaki mesafeyi biz 4K olarak bulduk. K eşittir 4 geldi. K 4'müş, şurası 4. Yani tam şuraya iniyormuş aslında. 4 birim olacak burası. Şurası da 6 oldu toplamda. Burası da 6 ve dik açıdan 6 kök 2 geldi. Benim hipotenüsüm, yani açıortayın uzunluğu. Evet. Etkinlik yapan Seyit öğretmen 12 eşit parçaya bölmüş. Öğrencilerinden BC'ye ait açıortay doğrusunu çizmelerini istemiş. Şimdi şöyle bir açıortay çizeceğiz arkadaşlar.
Seyit öğretmen, açıortayın BC'yi kestiği noktanın hangi iki nokta arasında olduğunu sormuş bize. Hangi iki nokta arasından geçtiğini sormuş. Yani göz kararı bulmayacağız tabii ki bunu. Açıortay teoremi yapacağız arkadaşlarım. Kollarımızın oranı 6'ya 10. Ayaklarım yani 3'e 5. Ayaklarımın oranı da 3K'ya 5K olacak. Şimdi burası toplam 12 birim. Yani öyle bir açıortay çizmişim ki ben şuradan inen açıortay. Şurayı 3K, şurayı 5K. Yani 8K dediğim şey 12 olmuş arkadaşlarım. K eşittir 12 bölü 8. Yani 3 bölü 2. 3 bölü 2 ise bana ne lazım? Şu 3K'yı bulalım. 9 bölü 2 yani 4,5. O halde 1, 2, 3, 4, buçuk dediğim yer şuradadır. Açıortay tam buraya inecektir. Niğde ile Ordu arasına inecekmiş dostlarım. 40. sorumuz. Açıölçer yerleştiriliyor. KL'ye diyor 5K diyiniz. LC 2K olacak diyor. Şimdi şurada 70 ile 0'dan geçiyor. O halde burası 70 derece. 110 ile 70'ten geçiyor. O halde burası 40 derece. Ben şunu uzattığımda 70, 40 daha 110. Buraya da 70 derece kaldı. Şu adam dış açıortay oldu. Şimdi yakın kolu OL, uzak kolu OC. Zaten bunu istiyor bizden bu oranı. OL bölü OC eşittir. Birinci ayak 5, ikinci ayak 7. 5 bölü 7'ye eşitmiş dedim. Evet. Bitirdik arkadaşlarım bunu da. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar.